بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن يسمى متن القواعد الأربع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Şimdi dört temel esas adlı yani Kavaidul Erba adlı kitabı okumaya başlayacağız. نعم. لماذا ندرس القواعد الأربع؟ Kavaidul Erba kitabını neden okuyoruz? نصيحة العلماء. Alimler bunu nasihat ettiği için okuyoruz. ولأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يكون عند المسلم شيئا من الحجج يستطيع أن يرد بهذه القواعد الأربع على المخالفين. Aynı zamanda bu kitabı okuyoruz ki müellif rahimahullah bu kitabı Müslümanın şüphelere red verebilmesi için, müşriklerin şüphelerine red verebilmesi için yazdığı için okuyoruz. لكن نحن في دعوة المخالفين ندعوهم إلى التوحيد نعلمهم التوحيد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Biz bu muhalif kimselere davet yaptığımızda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği metotlarla davet yapıyoruz. Yani ma tekun ed-da'va nakul indakum kida ve hum yekulu indana kida. La, ed-da'va tekun da'vatuhum ila et-tevhid. Onlara şöyle demeyiz, sizin yanınızda böyle, bizim yanımızda böyle böyle demeyiz. Biz daveti sadece tevhid üzerine yaparız. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem li Muaz radıyallahu anh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu'ya şöyle demiştir. Liyakun evvel ma ted'uhum ila şehadet en la ilahe. Ma kal nazirhum naqishhum. Onları çağırdığın ilk şey La ilahe illallah olsun demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu'ya bunu demiştir. Onlarla münakaşaya, onlarla şunu tartış dememiştir. Onları La ilahe illallah'a çağır demiştir. Nعم. هذه القواعد الأربع ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام أو نفهرسها. Bu kitabı üç kısma ayırmamız mümkündür. المقدمة. Birinci kısım mukaddime kısmı. ولماذا ندرس التوحيد؟ İkinci kısım tevhidi neden öğreniyoruz? والقواعد الأربع والله أعلم. Üçüncü kısım da dört temel esas kısmı yani dört kaide kısmı.